DJ Numan Karaca Live. Günaydın Elif abi. Günaydın, günaydın. Günaydın Arif abi. Günaydın. Bırak lan o zeytini. Günaydın Serhat abi. Günaydın, günaydın. Ya bu binanın girişini ne zaman açacaksınız? Millet benim oturma odasından girip çıkıyor evine. Eve girenin hatta hesabı yok. Abi arsa sahipleri arasında anlaşmazlık çıktı. O nedenle kapattılar bina girişini. Merak etmeyin, açacaklar en kısa zamanda. Ne oldu baba? Açıyorlar mı binanın girişini? Yok. Bir süre daha bizim oturma odasından girip çıkacak bina sahipleri evine. Akşama beni istemeye gelecekler. Ne diyeceğiz gelenlere? Akşam vakti çok giren çıkan olmuyor binaya. Olur da giren olursa evden biri deriz. Hadi geç olmadan girelim eve. Misafirler gelmek üzere. Tamam, Ecem araştırdın mı bu kızı? Kimdir, kimlerdendir? Araştırdım tabii baba. Kendi halinde tertemiz bir aile. İyi iyi hadi gidelim. Çok kalabalık değerlerdir inşallah. Bildiğim kadarıyla kimi kimsesi yok baba. Şöyle buyurun. Bu ne ya? Bu ne ya? Fare gibi deliklerden geçiyoruz. Selamünaleyküm. Buyurun, kime gelmiştiniz? Oturma odasına kadar geldik. Hala belli olmuyor mu kime geldiğimiz? Baba, beni istemeye gelenler bunlar işte. Buyurun oturun efendim. Ne oluyor lan? Asker kaçağı varmış, onu almaya geldik. Ben saklandığını biliyordum, gene sizi götürdüm. Bizim yeğen, o kadar dedim kaçma diye ama beni dinlemedi ki. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Kimse kıpırdamasın polis. Yine ne oldu? Uyuşturucu kullandığına dair ihbar aldık. Gelin ben sizi götürdüm. Buyurun, yardımcı olun size komiserim. Bu da bizim diğer yer. Ben şikayet ettim. Artık burama kadar geldi. Bu mu lan temizlediğin aile? Ben de anlamadım baba. Yazıklar olsun senin gibi yeğene. Beğenim, ne diyorsun Arif abi? Gel, gel, gel. Nerede kalmıştık? Allah'ın emri, peygamberin kabriyle. Alkol komasına giren biri varmış. Buyurun, ben gösteririm. Bizim bacanak içme diyorum şu zıkkımı, beni dinlemiyor. Hani kimi kimsesi yoktu bu ailenin? Varmış demek ki. Hani hastamız nerede? Maalesef bu şekilde indiremeyiz. Bir çağıracağız, pencereden alacağız hastayı. Baba, hani gelen giden olmazdı? Tüm binanın bugün suç işleyesi geldi. Nerede kaldınız? Nerede lan o Cemal? Cemal da kim? Bilmiyormuş numarası, yapmayın lan. Bana 400 bin kumar borcu var. Buyurun, ben götürürüm sizi. Benim kayınço, yalvardım o kadar kumarı bırak diye ama dinleyen kim? Baba, Cemal. Nerede kalmıştık? Yeter lan, nasıl ailesiniz siz? Birimiz içki içiyor, birimiz kumar oynuyor, birimiz asker kaçar. Birimiz uyuşturucu kullanıyor. Yer lan gidelim. Baba kız almadık. Lan kozalak. Bu aileden diğer kız. Selam bile alınmaz. Baba gerçeği söyleyelim artık. Ne gerçeği? Bizim binanın girişi yan taraftaki arsaya kaymış. Arsa sahibi haklı olarak dava açıp girişi kapattı.
Mecburen herkes bizim evden girip çıkıyor binaya. Ha, ben de niye pencereden girdik diyordum. Niye baştan söylemedin Kostuk? Ne bileyim, bu kadar kişinin geleceğini tahmin edemedim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, ey değerli cemaat. Merhum Cemal Demir için gelmiştim. Buyurun hocam, ben götürürüm sizi. Aman hocam dikkat edin. Ben her hafta hutbeye çıkıyorum, alışkınım yani. Toprak sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle apartmanın giriş kapısının yeri değişti. Yeni giriş bodrum katta 4 çocuklu ailenin yaşadığı dairenin ortasına yapıldı. Üst katlarda oturan komşuları her gün evlerinin içinden geçip apartmana giriyor. Vuracak, kıracak, patlatacak.